ile beraber içeriye de geçeceğiz. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi sonrasında siyaseten tartışmaların devam ettiğini söyleyelim. Bugün Meral Akşener'in açıklamaları vardı. Yani siz hem e, düne kadar verip veriştiriyorsunuz NATO'ya ama bugün gidiyorsunuz orada ben sorumluluk alırım şunu yaparım bunu yaparım diyorsunuz. E, Amerikan başkanı için dostum demesi dair olmak üzere Erdoğan'ın Meral Akşener'in açıklamalarında ee, kızgınlıklar vardı uyarılar vardı dünün ey Biden'ı bugün dostum Biden verdi diyor bu çerçevede nasıl bakacak yani onu destekleyenler nasıl hizalanacaklar arkasında onların da işlerinin kolay olmadığını söyledi bugün ayrıca e, Türk dış politikası kamuoyu algıları araştırması da çıktı geçen yıl da hocamla e, bir aradaydık bu araştırma sonuçlarını konuşmak üzere hem bunu konuşalım hem biraz e, Biden Erdoğan görüşmesi ve sonrasındaki tartışmalara değinelim isterim Profesör Doktor Mustafa Aydın karşımızda Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. Hoş bir sağ olun. Teşekkürler. Çarpıcı Yol sonuçlar da var işte. orada. Üzerine konuşmak istediğim gerçekten önemli detaylar da var. Ama şimdi dışarıda bu Biden görüşmesi bitti. Şimdi tartışmaları içeride. Yansımaları içeride. Biraz izah da zorlukta yaşayabilir gibi görünüyor AK Parti. Çünkü bundan işte ne bileyim 10 gün önce İçişleri Bakanı 15 Temmuz'un faili Amerika Birleşik Devletleridir. Her türlü kötülüğün anası Amerika Birleşik Devletleridir diyor. koalisyon orta Bahçeli'nin benzer ifadeleri var ki bu görüşme sonrasında devam etti bu ifadeler. Ama Türkiye'nin de bir Amerika Birleşik Devletleri ya da AK Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmaya ihtiyacı var. Görüntü o. bu bunu yönetmek gerekecek herhalde önümüzdeki dönemde. Evet muhakkak ki yani burada şöyle bir şey var aslında çok uzun zamandır e, hükümetin yaptığı veya yapmaya çalıştığı bir şey e, iç politikayla dış politikayı sanki birbirinden ayrıymış ayrılabilirmiş gibi davranıyor ama tabii dış politikayı da iç politikanın bir parçası yapıyor aynı zamanda. Evet. Yani aynı konuda içeride başka bir şey anlatılıyor, söyleniyor veya içerideki kamuoyuna olay başka türlü anlatılıyor ama dışarıda da başka bir strateji izlenmeye çalışılıyor. Bu tabii bir gerilim yaratıyor, bir stres biriktiriyor. Yönetmenin kolay olmadığı bir süreç çünkü herkes herkesi dinliyor yani onu istihbaratı anlamında dinliyor diyerek söylemiyorum. Yani kamuoyuna... Aleni açıklamalardan bahsediyor. Her şey aleni açıklamalar. Dolayısıyla hani içeride iç kamuoyuna hitaben bir şey söylediğinizde bu anında sizin o konuyla ilgili muhatabınıza aktarılıyor tabii. Ee, ve onunla görüşürken önünüze e, koyuluyor. Dolayısıyla mesela bu zirve, e, NATO zirvesi boyunca ve Biden'la yapılan görüşmeler sırasında, örneğin Rusya ile ilgili alınan kararlar ve sorulmuş olan, söylenmiş olan şeyler, herhalde yakın dönemde Türk-Rus ilişkilerinde Putin tarafından karşımıza çıkartılacak diye tahmin ediyorum. Mesela bir örnek. Yani dolayısıyla bunlar hakikaten sıkıntılı süreçlere işaret ediyor. Ama tabii Türkiye'nin Son yani 7-8 ay özellikle aslında son 2 yıl diyebilirim ama son 7-8 ayda daha net bir şekilde dış politikada ve içerideki ekonomik zayıflıkla birlikte gelen bir sıkışmışlığı var. Uluslararası alanda Türkiye'nin her ne kadar dostları arttırmak diye yola çıkmışsa da 2015'ten itibaren hükümet değişikliği olduğunda böyle bir şey söylenmişti. Ama sonuç itibariyle sonuç itibariyle gelinen noktaya baktığınızda... Duyuyoruz hocam, sorun çok, yok. Heh, duyuyorsunuz. Evet ben evet. bir an bende ha. dondu da o yüzden... Dondu ama sesle problem olmadı, buyurun. Tamam, harika. Ee, yani dostları artırmak için yola çıkılmıştı ama sonuçta gelinen noktada bakınca... ...Türkiye'nin karşısındaki grupta bir genişleme oldu. Yani ilişkilerimizin sıkıntıda olduğu ülke sayısı arttı... E bunun sonucu da özellikle Doğu Akdeniz ve oradan Ortak Denize doğru e, evrilen bölgede gördük karşımızda çok geniş bir grup ortaya çıktı. E böyle bir ortamda e, ve o baskı hele Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan değişikliği olunca ve onun politikaları da değişince ve AB ile ABD arasında işbirliği e, veya koordinasyonun artma ihtimali belirince bir anda e, Türkiye nasıl diyelim dış politikada açığa düştü. Çünkü aldığı pozisyonlar aslında o kadar çok ülkeye birden karşı durabilecek bir durumda değiliz doğal olarak. Yani birkaç Kapasitli ülkeyle olarak. birden tabi yani birkaç ülkeyle çatışabilirsiniz, gerginlik yaşayabilirsiniz ama dünyanın işte en güçlü devleti artı yanına üçüncü büyük ekonomik bloğu'nu koyduğunuzda, Avrupa Birliği ile ABD'yi yan yana koyduğunuzda buna bir de Bölgedeki e, rakiplerimizi işte e, İsrail'i, Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni vesaire <laughs> pek eklediğinizde... hoş bir tablo çıkmıyor ortaya. Yani <laughs> tablonun hoş olmadığını herhalde herkes anlıyor. Dolayısıyla orayı düzeltmek gerekiyor. O yüzden de e, daha önce ne söylemiş ne yapmışsanız yaptınız. Artık bunun üzerine bir çizgi çekip buradan e, nasıl durumu kurtarabiliriz diye bakmak gerekiyor. E, NATO zirvesi bunun yeriydi. Ee, ve e, Biden'la yapılan görüşme de e, bunun için yapılan en bugüne kadarki en önemli adımdı aslında. Evet ama tabii e, bu bu adımı atarken orada e, yani Akdeniz'de gemiyi geri çekiyorsunuz. Bunu yapmak zorundasınız. Ya da Mısır Dışişleri Bakanından çok... bakalım Türkiye'nin performansını göreceğiz gibi bir açıklamayı sineye çekmek zorunda kalıyorsunuz. Aksi takdirde yani bu hale gelmeseydi zaten o açıklamaların yapılmaya ihtiyacı olmazdı. 24 Nisan'da Ermeni soykırımı dendiğinde anıyor Biden Amerika Devlet Başkanı ona da şey demek diyemiyorsunuz. tabii böyle Diyemiyorsunuz bir hatta hamdolsun gündeme gelmedi diye bir açıklama yapıyorsunuz o da büyük olay oluyor. Siyasette çok konuşulduğu için söylüyorum evet, sizin teknik evet. olarak değerlendirme yapacağınızı ama bu söylemleriniz acaba sokağa nasıl yansıyor? Sizin araştırmanız bu açıdan çok önemli yani şu ortada iktidar dış güçler argümanını iç siyasette kullanmaktan vazgeçmek istemiyor. Öyle kolay vazgeçilebilecek bir argümanda değil. Başka alanlar kullanılamadığı için. Yani ekonomide yaşanan sıkıntı, sosyal alanda yaşanan sıkıntı, e, özgürlükler alanında yaşanan sıkıntılarla bir dış güçler argümanı ve bir beka argümanı gerekiyor. O da anca işte dışarıyla bir yerlerle kavga ederek oluyor. Kavga ederek de sonuca ulaşamayınca böyle bir tablo var. Nasıl olacak bu? Bu sokağa nasıl yansıyor? Sizin araştırmanızda görüyoruz. Amerika ile başlayayım mı hocam? Evet dostlar, düşmanlar, ortaklar meselesine nasıl bakıyor Türk halkı? Burayla başlayalım sonra diğer taraflara geçelim. Tabii nasıl isterseniz. Yani şöyle tabii e, biz bu araştırmayı 2013'ten bu yana her yıl yapıyoruz. Evet. E, dostlar, düşmanlar da çok büyük değişimler olmuyor tabii. E, yani dost deyince Türk halkının anladığı e, aslına bakarsanız bir buçuk dostu var diye görüyor Türk Türk halkı. E, o biri Azerbaycan şu anda da Cumhurbaşkanı orada ve çeşitli anlaşmalar da imzalıyor. E, buçuk da KKTC. KKTC. Yani buçuk diyorum çünkü hakikaten aradaki fark da e, aslına bakarsanız büyük. E, Azerbaycan'ı dost olarak e, görenler e, bu sene e, %57. E, KKTC e, %49.7. E, ondan sonra diğer ülkeler geliyor. İşte Gürcistan, Özbekistan, Pakistan... E, bu senenin sonuçlarında e, enteresan sonuçlardan bir tanesi Rusya'nın 5. E, sıraya yükselmiş olması. Zaten e, bu 2015'teki uçak düşürme olayında çok ciddi bir e, düşüş olmuştu Hı -hı. bu pozisyonunda. Ondan beridir yükselişte ve şu anda 5. noktaya gelmiş durumda. E, düşmanlarımızda da veya düşman demeyeyim biz soruyu öyle sormuyoruz zaten. E, Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkelerde Hı -hı. de. Önemli bir değişim olmuyor sıralamada aslına bakarsanız İlk iki sıra hep Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hı hı. E, ardından da e, Türkiye'nin işte 70 yıla ulaştı şimdi e, NATO'daki Müttefikleri geliyor Avrupa'daki ortakları geliyor tehdit algılamasında e, bu sene Ermenistan orada üçüncü sıraya yükselmiş durumda o da. Tabi orada bir çatışma Karabağ'da Karabağ, Karabağ e, e, o çatışmadan dolayı hızlı oraya yükseldi. Yoksa o kadar yüksekte bir tehdit olarak algılanmıyor. Bu senenin tabi Amerika ile ilgili önemli e, hatta buna Avrupa'yı da koyabiliriz. Önemli sonucu şu tehdit olarak e, Amerika görülmeye devam ediyor. Hala birinci sırada tehdit Hı -hı. ama bu tehdit oranında ciddi bir azalma var. Geçen yıllara göre e, iki daha belki enteresanı. Türkiye'nin dış politikasını yürütürken işbirliği yapması gereken ülke ve ülke grupları hangileridir diye sorarsak, sorduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri birinci sıraya yükseldi. O bir çelişki durumda. değil mi yani orada? Hem tehdit yani bir düşman algısı veya Türkiye'nin içini karıştıran darbeyi yapan, Türkiye'de darbe yapan adamı saklayan, işte e, Suriye'de Türkiye düşmanlarına kol kanat gelen ülke hem de işbirliği artsın. Yani burada e, hani bir, bir acayiplik var gibi. Yani şöyle bağlantıyı ben şöyle kuruyorum. Sonuçta e, bir e, barış görüşmesi de yapacaksanız bunu düşmanlarınızla yaparsınız. E, dostlarınızla oturup fazla görüşmeye de gerek yok aslına bakarsanız. Şimdi Amerika ile ilişkilerin geldiği nokta o kadar düşük ki. Mesela bu işbirliği yapılması gereken ülkeler listesinde 2019'da 8.4% e, hatta 2018'de 1.7 yani e, görmeyelim <gülüyor> <gülüyor> yani, Evet, hiç işbirliği yapılmayalım noktasında fakat o kadar düşük bir nokta ki bu e, ilişkiler de o kadar çok sorunlu ki e, ve vatandaş da tahminim e, anlıyor Amerika ile ilişkiler düzelmeden Türkiye'nin diğer e, uluslararası alandaki ilişkileri düzelmeyecek hatta belki ekonomisi bile e, rayına oturmayacak dolayısıyla burada düzelsin diyor ve son iki yılda işte işte yüzde 8.4'ten geçen sene 27.7'ye bu sene 31.4'e çıktı. Yani çok hızlı ve dramatik bir yükseliş var Amerika ile daha yakın işbirliği yapılması Ne sende ne sensiz derler ya hocam. Yani ne Amerika ya, ne Amerikasız de. şeyine herhalde o yerleşiyor yavaş yavaş. Ya bir de şöyle var onu da söyleyeyim. Hani ilk ilk 4 aslında çok mantıklı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin. Yani şu anda dünyanın önemli dört e, kutup değil aslında ama hani bloğu, grubu, aktörü. E, aktörü ve vatandaş bu dördüyle ciddi ilişkilerin geliştirilmesinin mantıklı olduğunu düşünüyor. Ve hani düşenlere bakarsanız Müslüman ülkeler ve Türkiye Cumhuriyetler şimdi orada da e, geçmiş yani son yakın dönemin dış politikasına baktığınızda Orta Doğu'ya aşırı bir ve Müslüman ülkeler belki bu anlamda anlaşılıyor aşırı bir yüklenme vardı Orta Doğu'ya. Artık herhalde kamuoyu bundan iyice sıkıldı e, yeniden eski işte batıyla belli ilişki düzeyi ve onu dengeleyecek bir Çin Rusya e, ekseni gibi ben ben böyle okumayı tercih ediyorum bunu. Bala biraz da herhalde bu akşam yapılan tartışmalarda yönlendiriyor oralarda da hep bunlar gel git şeklinde gidiyor ya e, akşam yapılan televizyon tartışmaları çünkü hala insanlar televizyondan haber alıyor diyorsunuz. Yani öyle gözüküyor <laughs> ee, yani en büyük haber kaynağı birinci sırada e, yine e, televizyon gözüküyor İkinci sırada ama e, sosyal ağlar ve e, internet tabanlı haber e, kaynakları geliyor dolayısıyla o da çok da yükselmiş durumda aslında birbirine çok yakın yüzde yetmiş çıkmış durumda. Belki sosyal bir sonraki araştırmanızda birinci sırada çıkabilir. Olabilir çünkü hızlı yükseliyor yani orası hızlı yükseliyor ama televizyonda düşmüyor yani ona dikkat etmek lazım. Biz bazen gözden kaçırıyoruz özellikle büyük şehirlerin dışında aslında haber portalları ve sosyal ağlar o kadar etkin değil mal yani maalesef çünkü dünyanın şu andaki gerçeği herkesi oraya götürüyor o yüzden maalesef diyorum ama Türkiye'de hala büyük şehirlerin dışına çıktığınızda televizyon ana haber kaynağı olmaya devam ediyor. Bir de insanlar anlamak istiyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi sosyal medyada sadece bir şeye bakıyorsunuz, belki bir haber görüyorsunuz, haberi yalın olarak görüyorsunuz, doğruluğu e, yanlışlığı konusunda evet. bir takım soru işaretleri oluyor, güvenilirlik sorunları yaşanıyor. İnsanlar biraz daha böyle oturtturmak, anlamak, sindirmek için daha güvenilir kaynaklar da arıyorlar. Televizyona addedilen önemde biraz oraya bağlanabilir diye düşünüyorum ben bir etraflıca yani olay olduğunu anlamak için. Mutlaka psikolojik bir tarafı da var. Yani birisi size konuşuyorsa bir yüz var orada altında bir isim evet. var bir ünvan var o daha ciddiye e, alıyorsunuz dediğiniz gibi daha çok güveniyorsunuz. Hele hele akademik bir unvanı varsa daha güvenilir olabiliyor. Şimdi Türkiye bir Avrupa ülkesidir diyor değil mi vatandaş aynı zamanda? Yani evet. hep evet. Batı ile büyük bir kavga var. Yani buralarda hep çelişki çıkıyor ortaya ama vatandaşın sağduyusu mu diyeceğiz hocam burada çıkan sonuçları? Ne e şimdi şöyle aslında herhalde mevcuda reaksiyon yani bunu da şöyle okumak lazım bu sene birinci sırada 40.6 ile Avrupa ülkesidir Türkiye çıktı ama Hı. bu geçen seneki 21'den buraya sıçramış yani neredeyse %100 yüz e, artmış Artış var e, hatta daha öncesine gittiğinizde 2019'da yüzde 17 e, gibi bir düşük en düşük nokta, noktasına ulaşmış e, şimdi bu önemli bu bu biraz e, sanırım daha önceki yıllarda farklı bölgelerin yine öne çıkmış olması ama bunun bir sonuç almıyor olmasını mı yansıması? Bunu başka yerlerde de görüyoruz. Yani mesela Türkiye en çok kimle işbirliği yapması gerekir derken Avrupa orada çıkıyor. Avrupa Birliği üyeliğine destekte artış var. Ee, müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğine dair inançta bir artış var vesaire. Yani Avrupa'ya bir yönelme var. Ee, bunun e, sağlıklı olup olmadığı ayrı mesele. Ee, altı rahat doğru doldurulup doldurulamayacağı ayrı mesele, sonuca ulaşıp uğraşmayacağı ayrı mesele ama ben mevcut duruma karşı bir reaksiyon olarak bunu daha çok algılıyorum. Yani iktidar partisinin yaptığı açıklamalara baktığımızda veya devletin yönetenleri tarafından yapılan açıklamalarda özellikle yakın zamanda İslamofobi öne çıkartılıyor... ve Avrupa'ya yönelik çok sert eleştiriler var. Doğru. Yani sizin reaksiyon diye söylediğiniz aslında bir yere oturuyor. Türkiye'deki siyasi denklemle de belki beraber ilerleyen bir şey olabilir diye bakmak lazım buna. Ama AK Partililer de Avrupa diyor. Heh, tam da ona ben de o grafiğe bakıyordum. Yani tam denk geldi. E, inanılmaz bir şey var burada. E, Türkiye Avrupa ülkesidir diyenlerin en büyük iki grubu ve birbirine çok yakın çıkıyor. CHP ve AK Parti tabanı. Evet. E, bu aslında bu seneki anketin enteresan sonuçlarından bir tanesi e, pek çok dış politika konusunda CHP tabanı Ak Parti'ye çok yaklaşış gözüküyor. E, bunu e, çelişki gibi gelebilir değil çünkü e, geçen sene ve önceki sene Ak Parti tabanı hükümetin izlediği dış politikayı, örneğin MHP tabanından daha az olumlu buluyordu. MHP tabanı daha fazla destekliyordu. Yani da Doğal dış aslında politika... yani baktığınızda icraata baktığınızda evet, gayet evet, doğal bir sonuç. Evet yani AKP tabanının bir grubunda bir rahatsızlık vardı. Bu aşırı askeri güç kullanımı dış politikada sert söylemler Militarist vesaire çatışmacı duruş Evet şimdi bu sene ondan bir geri adım olduğu için CHP tabanı da bunu olumluyor. Ve dolayısıyla e, AKP'nin olumlayan tabanıyla CHP'nin olumlayan tabanı birbirine yaklaşıyor. Bence bu senenin enteresan sonuçlarından bir tanesi buydu. E, bir tane de yine buradan belki söylenebilecek bir şey e, yani tek bir grafikten söyleyemem bunu ama farklı grafiklere bakınca söylüyorum. E, Türkiye'de parti tabanları tabii birbirine çok yakın aslında. E, her ne kadar kutuplaşma var diyorsak da tabanlar birbirine çok benziyor. Burada bir tek yani HDP hep ayrı duruyor. O, onu bir kenara bırakıyorum ama diğer ana e, diğer ana partiler arasında baktığınızda İyi Parti çok ciddi ayrışmaya başlamış gözüküyor. Tabanı daha böyle e, internasyonalist, daha uluslararasıcı, daha küresel e, bir duruş gösteriyor. Daha liberal bir duruş gösteriyor. E, CHP ve AKP işte bir miktarda MHP tabanları birbirine belli konularda çok yaklaşıyorlar o yüzden de mesela muhalefetin bazı dış politika konularında hükümete çok yakın açıklamalarda bulunmasını zaman zaman anlamlandıramıyorduk ama buna bakınca evet. anlamlı hale geliyor. rasyonel bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. Bitirirken hocam bir de dış politikanın öncelikli sorunu başlığından birkaç cümle yorum rica ederim sizden. Orada da sınır ötesi terörle mücadele. Terör değil herhalde yani Türkiye'nin en önemli sorunu diye baktığınızda e Bütün anketlerde ekonomi çok büyük oranda önde çıkıyor. Terör pek bir sorun gibi görünmüyor. Çok aşağılarda kalmış vaziyette. Ama buradaki mesele biraz daha farklı anladığım kadarıyla. Tabii tabii evet. Yani bizim bir hatırlarsınız yine konuşmuştuk sizinle. Biz Aralık ayında her sene yaptığımız o evet. Türkiye eğilimleri araştırmasında Türkiye'nin en önemli sorununu soruyoruz. Hı hı. O zaman ekonomi her zaman birinci sırada. Yani bu sene terör iyice aşağıya düşmüş durumda. Evet. Ama bu anket dış politikayla ve uluslararası ilişkilerle ilgili olduğu için burada sorduğumuz soru Türk dış politikasının karşılaştığı en önemli sorun nedir sorusu. Hı hı. E, dolayısıyla orada sadece dış politikaya veya uluslararası ilişkilere ilgili meseleler var. Orada da sınır ötesi terörle mücadele yıllardır e, en önemli problemimiz olarak gözüküyor. E, i̇şte Irak'daki aslında 1991'de Irak'taki Körfez Savaşı ile başlayan bugüne kadar neredeyse hiç ara vermeden gelen bir sınır ötesi terörle mücadele süreci var ee, dolayısıyla o, o, o ciddi anlamda yer etmiş ee, onun dışındaki konulara baktığınızda mesela 3. sırada Suriye'deki PYD varlığı çıkıyor ki o da yine buna aslında bağlantılı aslında 1. ile bağlantılı tabii. evet yani 5. sırada pardon 6. sırada Irak'taki PKK varlığı çıkıyor ki o da bununla bağlantılı. Hani böyle bakarsak e, çok açık ara e, bu sınır ötesi terörle mücadele dış politikanın evet. en önemli sorunu olarak görüyorum. Mavi gözüküyor. vatan pek e, üzerinde durulmayan bir mesele gibi görüyorum ben buradan baktığımda hocam. <laughs> Şimdi bu sadece mavi vatanla ilgili değil tabii. Biz burada biraz sembol konuları seçtik. Hani bizim gibi evet. insanların medyada çok konuştuğu konuları ve siyasilerin çok konuştuğu konuları sorduk. Mesela S400 de öyle. PYD böyle. Şimdi bu konular e, her ne kadar basının, siyasetin ve akademis uzmanların diyeyim çok gündemindeyse de e, vatandaş bizim kadar bu işlere yakın durmadığı anlaşılıyor. Yani mavi vatanı e, %76'sı hiç duymadığını söylüyor. Çok acayip. Yani bilmiyorum da de bilmiyorum meselesi değil duymadım diyor. Bu e, inanılmaz bir rakam e, ve da Enteresan bir başka sonuç biz burada şıklar vermedik e, onları yönlendirmemek için yüzde 13 buçu KKTC demiş. Yani mavi vatan, <laughs> vatan diyecek yavru Kıbrıs vatan, Evet yavru vatan Kıbrıs anlaşılmış. E, dolayısıyla e, eğer bu konunun üzerine gidilecekse hükümetin ya da siyasilerin bunu daha fazla anlatması lazım. Aynı şey S-400'ler için geçerli aynı şey PYD için geçerli. Aynı şey 1995'ten beri parçası olduğumuz Avrupa Birliği gümrük gümrük birliği e, değil mi? O, bir o, o, o da o da hiç bilinmiyor. Yani hiç kimse farkında değil. Hayatımızın her yönünü etkiliyor aslında bakarsanız. Bakarsanız. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Bu arada Biden Putin görüşmesi yaklaşık 3.5 saat sürmüş. Beklenenden biraz kısa diye. İki lider ayrı ayrı açıklama yapacakmış. benim beklenti oydu 5 Beklenti o kadar mıydı? 3, 3. Evet, evet. evet uluslararası basit öyle düşünülüyordu. Yani bize gelen not da biraz öyle vardı ama e, yani buradan da bir sonuç beklemek doğru değil herhalde. Yani bir tahtlı değil mi liderler birbirlerine? Evet öyle kimse bir ciddi bir sonuç beklemiyor. Bizim ee, Biden Erdoğan görüşmesi gibi belki biraz. Yani bizimkinden bir sonuç bekliyorduk biz. Ee, bilmiyorum. <laughs> yani sonuç herhalde bir şeyler çıktı ama bakacağız yansımalarını önümüzdeki Göreceğiz haftalar. Göreceğiz diyorsunuz Evet. evet. Diğer taraf biraz da e, önümüzdeki döneme damga vuracak bir yeni e, dış politika süreci veya dünya düzeni diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. değerlendirmeler.